Herkese selamlar, ben Geek Digeko. Castlevania 3 Dracula's Curse'ün yeni bölümüyle karşınızdayım. Sıkıcı bir pazar günü bugün. Saat 8.27 akşam. Yarın pazartesi. Tam sendromluk gün yani. Hatırlarsanız en son Alucard'ı almıştık burada. Bir sayfa bir Alucard diye gideceğiz bundan sonra bir süre. Yaklaşık bir bölüm falan. Fakat bölümün başında gördüğünüz gibi iki tane alternatif yolu var Alucard'ın bu bölümünün. Alternatif yolu da 4B yıldız olarak size sunacağım. Dün Failing'de mükemmel bir kayıt yaptık. Soul River'ın 7. bölümünde. Gerçekten o seviyeye bir daha gelir mi bilmiyorum. Herhangi bir LP'im. Yani 4-5 kere izlediğim tek LP oldu. Benim yaptığım. Gerçekten inanılmaz keyifliydi. Ve hemen bir tane boss'la karşılaştık. Bu boss'u hatırlayacaksınız ilk bölümden. Fakat buradaki versiyonu bayağı bir daha zor. Vurdukça kemikleri fırlıyor. Amına soktuğumun. Bayağı bir cebelleştim burada. Bu bölümün orijinali zaten 20 dakika falan. 7 dakika göründüğüne bakmayın yani. Balagöt'e geçtiğim bir boss'tu bu. Birazdan göreceksiniz zaten. Şurada köşede pustum. Ve şansıma hiçbir kemik parçası değmedi. Çünkü değdiği anda gördüğünüz gibi iki barlık canım kaldı. Yani tek bir darbeyle ölümü tadacak idim burada. Neyse ki hakkından geldik. Allah, çok şükür. Dün dediğim işte bu tek başına yapınca LP'yi. Lan ne anlatsam ki gerginliği oluyor. Biliyorsunuz öyle çok aşırı hareketli bir hayatım yok. Ev okul, okul ev. Bir de arada sırada sinema. Ha sinema deyince cuma günü Hobbit'e gittim arkadaşlarla. Ve beklentimin çok çok ötesindeydi. Her ne kadar Peter Jackson'a küfretsem de tek kitaplık bir öyküyü 3 tane filme çıkardığı için gördüm ki kitaba inanılmaz sadık kalmış bu kez. Yani Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle karşılaştırırsak biliyorsunuz artık dillere pelesenk olan Tom Bombadil'ler de orospu çocuğu tarzı serzenişler vardı. Bir de Arwen'e bokunu çıkarmıştı açıkçası. Arwen'in Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki yani kitaptaki rolü birkaç satırdan ibaret. Yani bu yüzük kardeşliği Ayrık Vadi'ye geldiği sırada Elrond'un verdiği ziyafette masanın başında oturuyor sadece bu kadar. Güzel bir elf hatun olduğundan bahsedilir. Bir de 3. cildin sonundaki appendix deyince şey aklıma geliyor sürekli talihsiz bir şekilde. Bizim okuduğumuz ders kitaplarının da appendixleri var. Ve genellikle appendixlerde mesela termodinamik derslerinin appendixlerinde tablolardan oluşur. Bu tablolarla soruları çözersiniz. Appendix deyince içim kararıyor bu yüzden. Ruhum sıkılıyor yani. Kralın Dönüşü'nün son işte ekler kısmında zannedersem Ekbe'ydi. Aragorn ile Arwen'in kısa bir hikayesi bulunur. Orada biraz bahseder Tolkien bu ikilinin arasındaki ilişkiden. Hani tamam güzel Tolkien onu Tolkien diyorum. Peter Jackson onu da
katmış da filme. Frodo'yu şeyde kara süvarilerden kurtaran Arwen değil Glorfindel'dir normalde kitaplarda. Hani şeye bir itirazım yok. Aragorn ile Arwen arasındaki cıvık cıvık aşkı göstermesine bir itirazım yok. Gördüğünüz gibi burada fail üzerine fail oluyorum bu arada. Fakat yani Arwen sırf daha önemli bir role bürünsün diye Frodo'nun kurtarıcısını Arwen olarak göstermesine inanılmaz sinir olmuştum. Aynı şekilde yine birkaç tane değişiklik vardır filmlerle kitaplar arasında. Bu değişiklikler aslında olması gereken şeyler bir noktada. Çünkü Yüzüklerin Efendisi'nin kitabını motomot olarak çevirmeye kalkarsanız 3 film değil yani 6 ya da 9 filmlik bir külliyat ortaya çıkar. Hem çok ayrıntılı hem de filmleştirilemeyecek kadar düz olan kısımları var. Yani eyvallah okurken zevkli ama filmleştirince o kadar da ilgi çekici olmayan olaylar var. Bu bölümün son bossuna geldik. Frankenstein. Hatırlarsanız sayfanın bölümünde de bununla karşılaşmıştık. Bir nevi paralel bosslardan biri bu. Özel bir taktiği yok bunun. Kırbaçla deli danalar gibi vuruyoruz. Ve son anda şansımıza son vuruşu yaparak yağan taşlardan kıl payı kurtulduk. Evet, Alucard'ın normal yolundan biri bu diye alternatif yolu gelecek bölümde. Bu bölümlük bu kadar. Ben Geek Digeko.